Herkese merhaba arkadaşlar. Madarili Mutfaktı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun en özel konusu şu. Bakın. Sizler için milattan önce 1 milyar yılına gidip de bu kuşları avladım. Bu kuşların adları hibrit. Hibrit kuşları şöyle bir özellikleri var. İçlerindeki nanotek virüsü sayesinde insan vücudundaki tüm hormon dengelerini düzenliyor ve bağışıklılık sisteminde en önemli etkiye sahip olan bu kuşlardır. Bunlar yaklaşık 800 metre boyuna ulaşabilen hibrit kuşlarıdır. Bunları nereden buldum dersiniz? Zaman yolculuğu makinemi sizler için modifiye ettim yani. Yeni düzenlemeler getirdim. Bunun sonucunda 1 milyar yıl geriye gidebildim. Antik Taygunia krallığından bu kuşları çaldım. Küçülttüm bunları. Ay yiyeceğim sizi ben. Mwah! Şimdi bu kuşları nasıl pişireceğiz? Nasıl işlemlerden geçireceğiz? Öncelikle bunları geçelim ama tabii hemen malzemeleri sayalım. Bir tane mavi hibrit kuşu, bir tane beyaz hibrit kuşu, toplamda iki tane. 3 adet yumurta, 1 adet domates, 1 adet noodle ve köri soslu olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunların dilimlenmiş ve yumurtanın çırpılmış halini geçip geliyorum. Arkadaşlar ben bunları dilimledim. Şimdi yumurtamızı da güzelce çırptım. Köpük köpük olmasın, özen gösterin. Şimdi burada bir adet noodle'ımız var. Bunun tadı noodle'la çıkar. Bu yüzden noodle neden koymayalım dedim. Şimdi ocağı yakalım. Şimdi noodle'ı pişiriyorum. Daha sonrasında malzemeleri eklerken size detaylı şekilde anlatıp neler yapacağınızı da göstermiş olacağım. Şimdi noodle'ı yapmaya geçiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Çok sıcak oldu. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum lan, döküm ya, alev alır mı? Hayır. Evet arkadaşlar, yumurtamızı döktük. Köri soslu. Ananı bacını elini yaptı. Evet. Döktük arkadaşlar. Elim yandı. Evet arkadaşlar, şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz dur altına için. Böyle olacak arkadaşlar. Böyle olmasına özen göz al. Pardon. Evet arkadaşlar, tamamen bu şekilde olacak. Böyle olmasına özen gösterirseniz çok şahane olur. Şimdi ben bunu hazırlayıp çıkartacağım. Kuşları falan koyacağım içine. Daha sonrasında tekrar gelirim. Arkadaşlar geldim. İki tutam hibrit kuşu koyuyoruz. Tamam. Bu şimdi burada pişecek arkadaşlar. Ben şimdi bunu pişmesini bekleyeyim. Böyle köpük köpük olacak arkadaşlar. Sonrasında bunları çıkartacağız. Tabağa koyacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, hibrit kuşlu çorbamız tam anlamıyla hazır. Böyle. Bismillah. Şöyle. Evet arkadaşlar, çorbamız bu şekilde olacaktı. Bu çorbanın faydalarından hemen bahsedeyim sizlere. Çünkü ben bu iğrenç kokuya birazcık daha dayanabileceğimi sanmıyorum. Bu çorba arkadaşlar, insanın akciğerine ultraviyole ışınları yollayarak oradaki virüslerin hepsini temizlemesine yararlı olur. Yani bunlar aslında hibrit kuşları, ultraviyole kuşlardır. Bunları yediğinizde akciğerleriniz bu ışınlardan geçer ve koronavirüsüne sahipseniz bu virüs yok olur. Onun dışında hormon bozukluklarını dengeler. Mesela bunun ek olarak da bir özelliği vardır. Baju kabilesini bilirsiniz herhalde. Marin çukurunun o... Marina... Neydi? Unuttum çukuru. Marina...
çukur olması lazım. Dünyanın en derin noktasının orada yaşayan bir kabile. Suyun altında ekipmansız olarak 8 ya da 9 dakika durabiliyorlar. Yani bunların evrimlerine bu kuş sayesinde sahip olabilirsiniz. Bu o kabile yani bu kuşu yiyerek bu özelliklere sahip oldular ve nesilden nesile yaşadılar. Yani o kabile aslında 1 milyar... Ay, burnum tıkandı. İşte o kabile aslında 1 milyar yıllık bir kabile. Şimdi ben bunu sizler için tadıyorum arkadaşlar. Lan... Şimdi bir tadına bakalım arkadaşlar. Tadı inanılmaz derecede güzel arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için yorumlara güzel çorba önerileri yazarsanız iyi olur. Yani şu yılda şu hayvan varmış, gidip onu avlar mısın derseniz güzel olur arkadaşlar. Her şey için teşekkür ediyorum şimdiden. Ben de bu güzel çorbayı bitireyim. Sonra sizlerle eğleniriz. Hadi iyi günler.